Öğrenmeyi çok seviyorum ben. Sürekli bir şeyler öğrenirim. Bir çift mavi gözüm ışığında alıyorum. Fatma Hanım, yaşınıza rağmen çok büyük bir başarı elde ettiniz. Tarih bölümünden üçüncülükle mezun oldunuz. Öncelikle kaç yaşındasınız? 67. Nasıl okumaya karar verdiniz peki? Okumak hep içimde olan bir şeydi. Yıllar önce üniversite eğitimimi yarım bırakmıştım. Hangi bölümdeydiniz? İlk bıraktığım eczacılıktı. Evlendikten sonra tekrar sınavlara girdim. Dil tarihi kazanmıştım. Fakat çocuklarım oldu. O yüzden devam edemedim. Devam ettiremedim. Daha sonra 2018 yılında çıkan öğrenci affından yararlandım. Önce dil tarihi kaydımı yaptırdım. Daha sonra birkaç kez gidip geldim. Selçuk Üniversitesi'ne aldırdım yatay geçişle. Ve buradan mezun oldum. Üçüncülükle mezun oldum. Öğrencilerle aranızda ciddi bir yaş farkı vardı. Sizi nasıl karşılıyorlardı? Hepsiyle son derece iyi bir diyalogumuz oldu. Gerçekten onlar beni çok sevdi. Ben de onların ablaları olarak çok sevdim. Gayet iyiydi. Hiçbir problem yaşamadık. Peki hocaların tavrı nasıldı? Hocalarımız da çok iyiydi. Gerçekten. Hocalarımız da hep hoca hanım diyerek benimle konuştular. Hitap ettiler sağ olsunlar. Onlar da gayet iyiydi. Hiçbir problem yaşamadan son derece olumlu ve pozitif izlenimlerle okulu bitirdim. Birinciyle aranızda 0,2 puan, ikinciyle de 0,1 puan var. Evet. Yani aslında arada puan yok gibi bir şey. Siz de bölümü birincilikle bitirmiş gibi bir durumdasınız. Ne hissediyorsunuz? Siz nasıl bu kadar başarılı olabildiniz? Yani çok mu çalıştınız? Ben neler yaptınız? Öğrenciyken de çok çalışkan bir öğrenciydim. Liseyi zaten birincilikle bitirmiştim. Liseyi de. Kırşehir Lisesi mezunuyum. Dolayısıyla çalışkanlık benim kanımda olan bir şeydi. Ayrıca öğrenmeyi çok seviyorum ben. Sürekli bir şeyler öğrenirim. Yani hayatıma günlük bir şey öğrenmediğim zaman, yeni bir şey öğrenmediğim zaman o benim için boş geçen bir gündür. Mutlaka yeni bir şey öğrenmem lazım. Bu merak ve bu ilgi sanıyorum beni başarılı kıldı ve azimle sabah 5'lere kadar çalışıyordum. Peki başarılı olmanızdaki en büyük etken neydi? Yani düzenli ders çalışmanız mı? Yani sizi başarıya iten şey ne oldu? Tabii düzenli çalışma. Evet, düzenli çalışma. Günü gününe düzenli. Günlük konuları tekrar etme. Özellikle tekrar etmenin üzerinde çok duruyorum. Çünkü tekrar edildikçe bilgiler beyine yerleşiyor ve unutulmuyor. Dolayısıyla tekrar ederek günlük çalışma ve not tutma şeklinde özetleyebiliriz bu başarıyı, evet. Eşiniz, çocuklarınız neler hissetti sizin bu başarınız karşısında? Onlar da çok mutlu oldular. Çok mutlu oldular ve beni hep desteklediler. Sağ olsunlar. Büyük oğlum da öyle, küçük oğlum da. Özellikle bilgisayar kullanımında büyük oğlum çok yardımcı oldu bana. Eşim de sağ olsun. Hep çaylarımı getiriyordu. Resmen önceki yaptığı hatayı, yani okuldan bırakma hatasını telafi etmek için çok gayret sarf etti şimdi. Eşiniz yüzünden mi bırakmıştınız eczacılığı? Evet, tabii evlilik nedeniyle bırakmıştım. Onun bir hata olduğunu kendi de anladı ama onu telafi etmeye çalıştı. Okulda unutamadığınız bir anınız oldu mu öğrencilik döneminizde? Şimdi elbette müteaddit defalar oldu ama sınavlarda, özellikle final sınavlarındaki bir anım benim için çok kıymetli. Hocalarımızdan biriyle bir şey yaşadık. Final sınavından sonra 90 almıştım. Oysa ben 100 bekliyordum. Hocamın kapısını tıkladım. Hocam dedim, ben nerede hata yaptım acaba? Bir yanlışlığım nerede? Ben onu öğrenmek istiyorum dedim. Hemen bakalım hoca hanım dedi. Sınav kağıtlarına baktık. Son soruda hocayla biraz itilaf oldu aramızda. Ama sonunda haklı çıktım ve puanımı iade etti hocamız. Dolayısıyla bu benim için güzel bir anıdır. Unutamadığım anılardan bir tanesidir. Gençler için çok güzel bir örneksiniz aslında. Sizce günümüz gençleri nasıl davranmalı? Yani ne yapmalı başarılı olabilmek için? Yani günümüz gençleri çalışkan olmalılar, sorgulamalılar, başlarına gelen her şeyi sorgulamalılar, hesabını sormalılar, cevap aramalılar, cevap bulmalılar, cevap beğenmedikleri zaman itiraz edebilmeliler. Bence bu eksiklik gençlerimizde. Tabii ki böyle olanlar da var ama maalesef sayıları az. Daha aktif olmalarını arzu ederim şahsen. Günlük hayatla ilgili, gelecekleriyle ilgili daha sorgulayıcı olmalarını beklerim.